Safra kesesinin hastalıklarının, taşlarının tedavisi genellikle cerrahidir. Yani ameliyattır. Bunun için safra yollarında, safra kesesinde taş olduğu zaman, özellikle safra kesesinde taş olduğu zaman ameliyatı yapılmalıdır. Bunlar bazen sessiz kalabilir, bazen de komplikasyonlara neden olmuş olabilir. Tabii komplikasyonunun da birlikte ameliyatı düşünülmelidir. Safra kesesi, eğer sadece safra kesesinde taş varsa safra kesesi alınır. Alınarak tedavisi yapılır. Yıllar önce, bundan işte diyelim 100 sene önce safra kesesinden taş alınarak tedavi edildiği denenmiş, ancak tekrar safra kesesinin yeniden taş yaptığı da tespit edilmiş. Daha doğrusu bundan böyle de safra kesesi taşlarında kesenin alınması prensip olarak oturmuştur. Safra yollarındaki taşlarda ise burada şimdi yapılan ERCP'lerle taş gastroskopi dediğimiz, duodenoskopi dediğimiz bir aletle ağızdan giriliyor, mide geçiliyor, 12 parmak bağırsağına geliniyor. Oradan bir kateterle safra yoluna giriliyor ve safra kanalı içindeki taş, safra kanalının tam çıkışında bir sfinkter var, orası da açılarak içinden taş alınabiliyor ya da bağırsağa düşürülebiliyor. Bu esnada eğer bir tümör varsa, bir darlık varsa, o sırada bir stent de konabiliyor. Yani safranın bağırsağa akışı sağlanabiliyor. Bunun dışında pankreatit gibi, iltihap gibi durumlar oluşmuşsa bir müddet medikal tedavi dediğimiz antibiyotiklerle tedavi ve hastalığın soğutulması, daha sonra ameliyat edilmesi gibi yöntemler de seçilebiliyor. Ancak çok yaşlı insanlarda, genel durumu müsait olmayan insanlarda safra kesesi herhangi bir komplikasyon yapmamışsa, acil bir durum yoksa yine izlenebiliyor. Yani dokunmadan da beklenebiliyor.